Evet, isterseniz hemen merakla beklenen ve heyecanla beklenen aşamaya hemen başlayalım. Belirtmekte fayda var, TYT ile başlıyoruz ve TYT'de de hemen Mahmut hocamızla beraber fizik sorularının çözümüyle başlıyoruz. Birinci soru, tabii ki bu ÖSYM'nin basına dağıttığı kopya üzerinden gidiyoruz. Onu hatırlatmakta fayda var. Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında en hızlı bir turu 2 dakikada tamamladı. Hava sıcaklığı 23 derecedir, pistin uzunluğu 10 kilometredir gibi bilgiler vermiştir. Buna göre spikerin verdiği bilgilerdeki birimlerin karşılığı hangisidir diye bir soru var. Buyurun efendim. Evet. Şimdi SI birim sisteminde zamanın birimi saniye olarak kullanılır. Sıcaklığın birimi Kelvin, uzunluğun birimi de metre olarak kullanılır. Onun için bu sorunun cevabının B seçeneği olması gerekir. Evet, ben yine biraz daha zaman kazanmak adına hızlandırarak, soruyu hatırlatarak ve soru kökünü vererek devam etmeyi tercih ediyorum. Freni bozulmuş bir otomobil yatay düz bir yolda hareket ederken diye başlayan bir soru var. Ve 3 farklı yargı verilmiş. Buna göre Ahmet, Burçin ve Cevdet'in yorumlarından hangisi doğrudur denmiş. Şimdi Ahmet, otomobilin kovaya uyguladığı kuvvet kovanın otomobile uyguladığından büyüktür demiş. Bu yanlıştır. Eşit olmaları gerekir. Büyüklüklerinin Newton'un 3. yasası gereği. Kuvvetler eşit olacağı için F eşittir M çarpı A bağıntısını kullanırsak, burada kuvvetler eşit, kovanın kütlesi daha küçük olduğu için kovanın ivmesinin otomobilin ivmesinden daha büyük olması gerekir. Burçin'in söylediği doğrudur. Hızlarındaki değişim ivmeleri çarpı zaman dilimi olacağı için, kovanın ivmesi daha büyük olduğu için kovanın hız değişiminin daha büyük olması gerekir. Bu durumda Burçin ve Cevdet'in söylediği doğrudur. Cevap E seçeneği olur. E seçeneği, evet. Şimdi TYT'deki fen bilimleri testinden yine devam ediyoruz. Üçüncü soruya geldik ve bir şekil verilmiş soruda. M kütleli homojen ve suda çözünmeyen katı bir cisim şekildeki gibi yüzüyor diye başlıyor soru. Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre tuz çözündüğünde cismin batan kısmının hacmiyle cisme etkiyen kaldırma kuvveti ilk duruma göre nasıl değişir? Cisim yüzdüğü için cismi etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Bu durumda F eşittir, cismin ağırlığı olacak. Cismin ağırlığı değişmeyecek, suyun yoğunluğu artacağı için cismin biraz daha yukarıya doğru batan hacmi azalacak şekilde kalkmasına sebep olacak. Bu durumda cismi etkeden kaldırma kuvveti değişmez. Aynı zamanda biz kaldırma kuvvetini cismin sıvı içerisinde batan hacmi çarpı sıvının yoğunluğu çarpı yer çekimi ivmesi olarak hesaplarız. Kaldırma kuvveti değişmeyeceği için sıvının yoğunluğu arttı. Bu durumda cismin batan hacminin azalması gerekir. Doğru cevap A seçeneğidir. Cismin batan hacmi azalır. Cismi etkiden kaldırma kuvveti değişmez. Evet, dördüncü soruya geçtik. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içini kaynamış suyla çalkaladıktan hemen sonra ağız kısmına şişirilmemiş balonu şekil 1'deki gibi bağlayarak diye başlıyor soru. Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son haliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Evet. Şimdi burada da balon içerisinde kalan hava zamanla soğuyacak. Soğuduğu için açık hava basıncı balonu şişenin içerisine doğru iterek şişmesini sağlayacak. Sonraki aşamasında bunun devamı, sınav heyecanıyla öğrencilerimiz biraz burada zorlanmışlar fakat birinci aşamanın devamı olarak gidiyor. Şişeyi buzlu suyun içerisinde yerleştirdiğimizde şişe soğumaya devam edeceği için balonun altında, yani şişe ile balon arasında kalan bölgedeki hava soğuyacak ve bu durumda bu bölgenin basıncı azalmaya devam edeceği için açık hava basıncı balonu şişe içerisinde daha fazla şişirecek. Cevap A seçeneği olur. Şişenin içerisinde daha fazla şişer. Evet. 5'e geçtik. Ayşenur, laboratuvarda bulunan K, L, M, N ve P ampullerini şekil 1'deki gibi bağladığında toplam 3 tane ampulün ışık verdiğini fark ediyor diye başlıyor soru ve 2 şekil verilmiş. Ayşenur'un kullanmış olduğu ampullerden yalnızca bir tanesinin bozuk olduğu bilindiğine göre bozuk olan ampul aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi devrenin çalışabilmesi için K ve P lambalarının ışık vermesi gerekiyor. Toplam başlangıçta yanan ampul sayısının 3 olabilmesi için
kalemle ilgili bir sıkıntımız oldu. Evet. Toplam ışık veren ampul sayısının 3 olabilmesi için buradan çıkan akımın L ve P'den geçerek devreye ulaşması gerekiyor. Birinci şekilden anladığımıza göre K, L ve P lambaları bozuk lamba değildir. İkinci şekle geldiğimizde burada yanan toplam lamba sayısının ya da 3 tane ampulün yine ışık verebilmesi için M üzerinden akımın geçmesi gerekiyor. L ve P lambalarının birinci şekilden ışık verdiğini, yani bozuk olmadığını biliyoruz. O halde artıdan çıkan akımın L ve P üzerinden geçerek M devresinden pilin eksi kutbuna ulaşması gerekiyor. Bu durumda her iki şekilde de N'nin bulunduğu koldan akım geçmediği için devrede bozuk olan lambanın N lambası olması gerekmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Evet. Ve TYT'deki fen bilimleri testiyle devam ediyoruz. Altıncı soru. Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini göremediğini ama telin şekil bir de gösterilen dalga biçimli bir bölgeyi taradığını fark eder diye başlıyor. Ve yine bir şekilli anlatım var gitarla beraber. Buna göre teldeki dalga ile ilgili 3 farklı yargı verilmiş. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet. Şimdi birinci şekildeki görünüm bir tam dalganın yarısıdır. İkinci şekildeki görünüm de yine bir tam dalganın yarısıdır. İkisini karşılaştırdığımızda birinci şekle göre ikinci şekilde dalga boyunun yarıya düştüğünü görmekteyiz. Yayın gerginliği değişmediği için V eşittir F çarpı lambda bağıntısını kullanarak bunu yorumlayabiliriz. Dalga boyu yarıya düştüğü için süratin değişmeden kalabilmesi için dalganın frekansının 2 katına çıkması gerekir. Bu durumda dalga boyu yarıya düşmüştür, doğrudur. Frekans 2 katına çıkmıştır, doğrudur. Yayın gerginliği değişmediği için dalga hızı 2 katına çıkmıştır, yanlıştır. Doğru cevap D seçeneği olur. Evet. 7. soruya geçtik. Bir kişi hava ortamında düzlem aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür. Aynı kişi hiçbir şeyi değiştirmeden aynı şekilde aynayla birlikte havuzda suya batıp aynaya bakarak kendi görüntüsünü görmüştür şeklinde bir soru kökü var. Ardından da 3 farklı yargı veriliyor ve yargılardan hangileri doğrudur sorusu soruluyor. Görüntü oluşumunda aynadan ışınların yansıması sonucu gerçekleştiği için yansıma olayında ortamın kırılma indisinin değişmesi ışığın izlediği yolu değiştirmez. Bu durumda bir, ilk durumda oluşan görüntüye göre daha büyüktür, yanlış olur. Düzlem aynada görüntü ve cismin boyları birbirine eşit olmalıdır. Aynı olan uzaklığı ilk durumdaki görüntünün aynı olan uzaklığından fazladır. Yine düzlem aynada cismin ve görüntünün aynı olan uzaklıkları eşittir. Ortamın değişmiş olması bu sonucu değiştirmez. Havuzdaki su tuzlu su olsaydı boyu yine aynı olurdu. Aslında burada çocukları biraz çelişkide bırakan tuzlu su olması diye vurgulanması olmuş. Tuzlu su ya da başka bir su olması fark etmiyor. Doğru cevap yalnız 3 olacak. Havadaki su, havuzdaki su tuzlu su olsa da, farklı saf su olsa da yine boyu aynı olurdu. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Evet. Şimdi sizle mi devam ediyoruz? Hakan hocam. Ben de sıra. Hakan hocam.